Evet, soru 61. AB ile AC eşit arkadaşlar. BC'den küçük demiş. Bakın, hepsi eşit olsaydı beta'da ne olurdu? Alfa olurdu arkadaşlar. O zaman 3 alfa 180'den alfa 60 otomatikman beta da 60 olurdu. Şimdi arkadaşlar, bu tabi hepsi eşit olsaydı, alfa beta'dan küçük olduğuna göre arkadaşlar, demek ki eşit olsa 60 olacağına göre, küçük olduğuna göre alfa da 60'tan küçük olacak. Tam sayı olarak da en çok ne gelecek? 59 gelecek. Bakın, bu da tam tersi az önceki sorunun. Bu sefer alfa beta'dan büyük arkadaşlar. Alfa beta'ya eşit olsa arkadaşlar, yani beta da alfa olsa, alfa alfa alfa'dan 3 alfa 180'den alfa 60 derece olurdu. Alfa beta'dan büyük olduğundan arkadaşlar, bu değerden de büyük çıkması gerekir. O zaman alfa tam sayı olarak en az ne gelir? 61 gelir. Soru 63. Bakın, AB AC'ye eşit demiş. ABC üçgeninde AC'nin gördüğü açının ölçüsü 30 ise AB'nin gördüğü açının ölçüsü de 30 olur. HBC üçgenine bakarsak 90, 30, 120. 30 daha 150. O zaman 180'den 150'yi çıkarırsak x buradan 30 gelir. Evet, soru 64. Alfa ile beta'nın toplamı 70 denmiş arkadaşlar. Bakın, ABC üçgeninde iki iç açının toplamı, yani alfa ile beta'nın toplamı diğer iç açının dış açısı, yani buraya eşit. Alfa artı beta arkadaşlar 70 verilmiş. AHC üçgenine bakarsak 90 artı 70 160. 180'den 160 çıkarırsak x'i buluruz. Yani doğru cevap 20. Evet, soru 65 arkadaşlar. Şimdi soru biraz uzun. Düzlemde bir doğru ve bu doğru dışında A noktası veriliyor demiş. Ben şimdi şöyle kağıda çizeyim arkadaşlar. Bir doğru, dışında bir A noktası veriliyor. A noktasından aynı hızla hareket eden iki araç aynı anda doğru üzerindeki D ve E farklı noktalarına ulaşıyormuş. Bakın, aynı hızla hareket ediyorlar. Biri D'ye geliyormuş, biri E'ye geliyormuş arkadaşlar. Daha sonra doğru üzerinde zıt yönde ilk aldıkları yol kadar yol alarak B ve C noktalarına geliyorlarmış arkadaşlar. Bir kere şunlar birbirine eşit. İlk aldıkları yol kadar yol alıyorlarsa, bir işte C'ye, öbürü de arkadaşlar B'ye geliyor. Yani buralarda birbirine eşit. Araçların A noktasında ilk hareket doğruları arasındaki açı 20 dereceymiş arkadaşlar. Buna göre BAC açısı. Yani bakın, şekil bu oluyor arkadaşlar. A'dan aynı yol, aynı hızla geldiklerine göre arkadaşlar aynı yol alırlar. Aynı anda vardıkları için. Sonra zıt yönde ilk aldıkları yol kadar ilerlemişler. Biri B'ye, biri de C'ye gelmiş. Bu açı 20'ymiş. Şimdi bizden istediği BAC açısının ölçüsü. Bakın, şuraya A dersek burası A bu üçgende. Buraya B dersek, bunun karşısı B ise bunun karşısı da B. Şimdi topluyorum arkadaşlar. 2A artı 2B artı 20. Büyük üçgende arkadaşlar. 180. Buradan 2A artı 2B. 160 kalır. Buradan da her iki tarafı 2'ye bölersek A artı B 80 olur. B, M, B, A, C açısı arkadaşlar neydi? A artı B artı 20 idi. Buradan da 80 artı 20'den cevap 100 gelir. Evet, soru 66. Bakın, az önceki sorunun aynısı bu sefer çizilmiş olarak verilmiş. ADB üçgeninden baktık. Burası A. BD'nin gördüğü açı A.
AEC üçgeninden baktık. EC'nin gördüğü açı B, AE'nin gördüğü açı B. Büyük üçgende topladık arkadaşlar. 2A artı 2B artı 20, 180. Buradan 2A artı 2B'ye 160 kalacak. Her iki tarafı 2'ye böldüğümüzde de A artı B 80. Zaten B, A, C'nin ölçüsü arkadaşlar, soruya dikkat ederseniz A artı B artı 20. A artı B'yi de 80 bulmuştuk. 80 artı 20'den cevap 100 gelir. Soru 67. Evet. Arkadaşlar bakın, BE ABC'nin açıortay olacak arkadaşlar. Çünkü BE'nin üzerindeki E noktasından inilen dikler birbirine eşit olmuş. O yüzden BE açıortaydır. Demek ki burası da X'tir. Şimdi arkadaşlar bakın, bu iç açıortay nerede? ABC üçgeninde. AD dış açıortaysa demek ki diğer köşeden gelen bu CD de dış açıortay olmak zorunda. Yani bu 70 ise bu da 70'tir arkadaşlar. 70, 70, 140, 180'e tamamlarsak burası 40 olacak. ABC üçgeninden bakarsak 90 artı 40, 130. 180'den 130'u çıkardık. Buradan 2x'e 50 kalır arkadaşlar. 50'yi de 2'ye böldüğümüzde cevap 25 gelir. Evet, soru 68 arkadaşlar. Bakın DA ile DF eşit verilmiş. Dikkat edin, 45 45 burası 90 arkadaşlar. BD üzerindeki D noktasından inilen DF ile DA diki birbirine eşit olmuş. O zaman BD de açıortaydı arkadaşlar. Yani bu 25 ise bu da 25'tir. Şimdi büyük üçgene dikkat edin. AE 45 45'ten iç açıortay. BE 25 25'ten iç açıortay. O zaman arkadaşlar EC de iç açıortay olmak zorundadır. Yani burası da X olur. Şimdi bura 90. Bura 50 arkadaşlar. Artı 2x 180 yapacak. Buradan 2x'e 40 kalacak arkadaşlar. 90 artı 50 140. Buradan da x 20 derece gelecek. Evet, soru 69. DA ile DF eşit. Bakın yine arkadaşlar, BD üzerindeki D noktasının indirilen DF ile DA dikleri eşit. Demek ki BD açıortay. EA ile EK eşit. Bakın bu da EC üzerindeki E noktasından indirilen EK ve EA dikleri birbirine eşit. O zaman EC de açıortay. Şimdi buralara AA, BB diyelim arkadaşlar. Büyük üçgende iç açıları toplarsak 90 artı 2A artı 2B 180'den 2A artı 2B 90 olur. Her iki tarafı bakın iki ortak parantezinde 2'ye bölersek A artı B 45 olur. Arkadaşlar şu taradığım üçgende iç açılara bakarsak A artı B artı X 180 olacağından burayı da 45 bulmuştuk. 180'den 45'i çıkarırsak cevap 135 gelir. Evet, soru 70. AC AB'den büyük diyor arkadaşlar. Bakın AC AB'ye eşit olsaydı, AC ile AB, o zaman AB'nin gördüğü X ise AC'nin gördüğü de X olurdu. O zaman 2X artı 90 180'den 2X eşittir 90'dan X 45 derece olurdu arkadaşlar. Şimdi AC AB'den daha büyük olduğuna göre arkadaşlar, o zaman AB'nin gördüğü bu X açısı bu B'deki açıdan küçük olacak. Dolayısıyla X 45'ten küçük kalacak. O yüzden X en çok 44 derece olacak.